yapmış. Yani doğduğu ev muhafaza ediliyor. Örneğin İbn Hacer'in senedini siz nasıl elde edersiniz? Yani 1448'e kadar, yani İbn Hacer'e kadar, İbn Hacer'den alanların silsilesini elde ederseniz bu kitabın isnadını elde etmiş olursunuz. Yani ifade ettiğim gibi en az 29, sizinle 30 tane isnat zincirinde Allah Resulü ile aranızda şahıs olması lazım o hadisi rivayet edebilmeniz için. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir hocamız bu kitabın isnadını elde etmiş. Ben onun kitabını tanıtırken Rıfat Ural hocamız, doçent doktor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yıllardır müşavere heyeti, yani Din İşleri Kurulu'nda üye olarak çalışıyor hocamız. Bizzat kitabının başında ben isnadını okumuştum yani. İbn Hacer'e kadar hocalarından isnadı 1448'e kadar getiriyor. Onun için isnadın ravilerinde bir düşüklük olmayacak. Hadis muallel, yani gizli bir illeti, hastalığı o hadisin olmayacak. Muallellik gizli illet anlamına geliyor ve şahıs olmayacak. Güvenilir bir ravinin, kendisinden güvenilir ravilere karşı muhalefet edip tek kalması o ravinin şahıs hadisinin münker olduğunu ortaya koyar. Münker hadiste burada ifade edildiği gibi zayıf hadisler kategorisinde yer alır. Zayıf hadiste illa da reddedilecek anlamına gelmez. Onun şevahidi aranır. İsnat zincirleri arasında yeniden bir tahkik yapılır. Gerçekten Allah Resulü'nden, diyelim Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği ve zayıf olarak addedilen bu hadisin Hazreti Ali Efendimiz'den başka isnadı var mı? Ya da Hazreti Ali Efendimiz dışında, diyelim Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan ve diğer sahabe-i kiramdan isnadı var mı? Ve isnat son raviye kadar muttasıl diyoruz biz ona. Yani senette ravileri düşmeden gelecek nesle intikal ettirilmiş mi? Şimdi Elif'i görse mertek addeden ahmaklar hadisi bir kalemde silip Allah Resulü'nü bir kalemde reddedebilmektedir. Allah Resulü'nü reddeden kafir olur yani. Kesin mi? Kesin. Kur'an'da ayetler var. Men yutiyir Resul'e fakat ata Allah. Kim Allah'a, yani itaat ediyorsa Resul'e, itaat etmek mecburiyetindedir. Men yutiyir Resul'e fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bir başka ayette pek çok ayet var ama birkaç tanesini zikredeyim. Hazreti Peygamber'in peygamberliğini reddeden kesinlikle kafir olur. Yani %100 yani. 99.99 bile değil yani. Ya eyyuhallezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasul. İşte ayet. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini reddeden bir insan Müslüman olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Kesinlikle %100 kafirdir yani. Yani İslam'ı reddetmiştir. Yani İslam'ın öyle parçacı bir yaklaşımı yok. Ya İslam'ı tam kabul edersin ya reddedersin. Ben işime gelen ayetleri alırım, işime gelmeyen ayetleri reddederim. Allah bu mantığı Kur'an'da tenkit ediyor. Efe tu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi ba'd. Ayet işte. Siz Kur'an'ın ayetlerinin bazılarını alıp bazılarını red mi edersiniz? Örneğin içki haramdır. İçkiyi ben istediğim gibi içerim. Zinayı istediğim gibi yaparım. Namaza giderim, aftımı dilerim. Kur'an'da zina haram değil mi? İçki yasak değil mi? Bunlar haram değil mi? Ben istediğim zaman istediğim haltları irtikap ederim. İstediğim anda da Allah'ı kandırmaya çalışırım. Böyle bir İslam yok, böyle bir kitap yok, böyle bir din yok İslam'da. İslam tamdır, mükemmel bir dindir. Ya hepsini kabul edersin ya da parçacı İslam'ı kabul edemezsin. İşine göre Müslüman olamazsın. Yani zamana ve zemine göre Müslüman olamazsın. Yani dünyalık elde edeyim diye kafirlerin yanında münafık gibi görünüp müminlerin yanında
iyi Müslüman geçinemezsin sen yani. Özü sözü doğru olmak zorundasın. İslam'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Özü ve sözü birdir. Kardeşlerim, yolcu ve hastaların namazı bölümüne başlıyoruz. 11. fasıl ve ilk hadis Hazreti Ayşe validemizden, Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı, Peygamberimizin ezvacı tahiratından yani eşlerinden. 20. asırda da evet tartışılıyordu ama 21. asırda en çok tartışılan meselelerden bir tanesi Hazreti Ayşe validemizle Hazreti Peygamber'in evliliğidir. Size hiçbir şey düşmez. Size itaat düşer yani. Bir zalim kitap yazdı. Hazreti Ayşe'nin yaşını tartıştı. Bütün İslam alemindeki insanlar bu zalimin yazdığı kitabın üzerinden Hazreti Peygamber'i suçlamaya, Hazreti Ayşe'ye iftira etmeye başladılar. Ya Allah Celle Celaluhu her an Hazreti Muhammed'i kontrol ediyor. Onun efendim evlilik yaşı mıydı, nişan yaşı mıydı, yoksa sözlenme yaşı mıydı? Size ait değil onlar. Size ait değil o yorumlar yani. Size itaat gerekir. Biraz önce okuduğum ayetlere itaat gerekir. Hazreti Peygamber zaten vahiy kontrolü altında. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hata yapma ihtimali var mı? Olabilir. Ama her an Cibril-i Emin'in kontrolünde. Örneğin münafıklara Hazreti Peygamber Tebuk Savaşı'nda izin vermiş. Cenab-ı Hak anında onların yalan söylediğini ayetle beyan ediyor Hazreti Muhammed'e. Sebîne merre. Kur'an'da ayet çok net ve açıktır. Sen 70 defa tevbe etsen Allah onları affedecek değildir. Çünkü onlar yalan söylüyorlar. Hazreti Peygamber'e geldiler. Bizim işlerimiz var dediler. Savaşa çıkamayız dediler. Hazreti Peygamber onları mazeretli kabul etti ve savaşa gitmemeleri konusunda izin verdi. Allah onların yalan söylediğiyle ilgili ayeti indirdi ve Hazreti Peygamber'i uyardı. Hazreti Peygamber her an Cibril'in, her an Cebrail'in yani Allah'ın bildirmesiyle kontrolü altında. Böyle bir absürt durum yani komik bir durum olsa Allah Celle Celaluhu müdahale ederdi. Şimdi insanlar Hazreti Ayşe'nin yaşını bahane ederek hem Hazreti Ayşe'ye hem sahabe-i kirama hem bütün sahabeyi rencide etmekte, Hazreti Muhammed Mustafa'ya hakaretler edebilmektedir. Onları biz Allah Resulü'nün huzurunda bekliyoruz muhakeme-i kübrada. Öyle muhakeme-i kübrada bakalım yalan konuşabilecek misin? Allah'ın huzurunda Hazreti Ayşe'ye attığın o iftiraların cevabını Hazreti Ayşe'nin önünde savunabilecek misin? Hazreti Peygamber'e attığın iftiraların cevabını muhakeme-i kübrada bakalım Allah'ın huzurunda verebilecek misin? Bunlarla Müslümanları, İslam alemini uyuşturup asıl maksat olan Kudüs'teki davayı unutturmaktır. Televizyonlar gösteriyor. Bir dilim ekmeğe muhtaç olan, bir yudum suya muhtaç olan insanların durumunu unutturmaktır. Hani ben zaman zaman İbni Ömer'in örneğini veriyorum. Bir zalim gelip kendisine diyor ki ben diyor ihramlıyken üzerime diyor bir sivrisineğin diyor kanı bulaşsa diyor bu benim namazıma abdestime zarar verir mi? Diyor ki sen nerelisin? O da diyor ki Kerbela tarafından bir yeri söylüyor. Siz diyor Allah Resulü'nün torununu şehit ettiniz. Kan revan içinde bıraktınız. Başını kestiniz. Şimdi gelip sivrisineğin kanadının ihram o beyaz elbise yani hacca giderken erkeklerin giydiği. Kadınlar için ihram yoktur. Kadınlar normal kıyafetiyle hacca gidebilirler. Allah Resulü'ne hakaret edenler sivrisineğin kanadının bizim İhramımıza ya da Allah Resulü'nün torununu şehit edenler, Allah Resulü'nün torununun kanrevan içinde kalmasını, şehit edilmesini önemsemeyen zalimler, bugün sivrisineğin kanadının ihram üzerine yapıştığında zarar olup olmadığını tartıştırmakta. Asıl gündemi yani Kudüs davasını, asıl gündemi Doğu Türkistan'daki zulmü, asıl gündemi alemi İslam'daki sıkıntıları unutturmaya gayret etmektedirler. Bu bir hain plan yani.